Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhaba. Sizlere amcamın hikayesini anlatmak istiyorum. Amcamın adı Yusuf. Alanya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman bekçiliği yapıyordu. Hikayeyi ondan nasıl duyduysam size öyle aktaracağım. Hikaye hakkında yorumlarınızı belirtirseniz beni sevindirirsiniz. Yusuf amcam anlatıyor. O zamanlar 2000'li yılların başıydı. Ormanda bekçilik yapardım. Kaçak ağaç kesen veya gömü bulmak için ormanda izinsiz kazı yapan insanlar olurdu. Onları durdurmak için gece sabaha kadar orman içinde dolaşırdım. O zamanlar neredeyse hiçbir şeyden korkmazdım. Daha 22 yaşında genç, cesur bir delikanlıydım. Gece hep ormanda olurdum. Gündüzleri de ormanı rahat görebileceğim bir yerde küçük kulübe tarzı bir evim vardı. O gün hayatımın tamamen değiştiği gündü. Her gece yaptığım gibi elimde fener, belimde silah, ormanda dolanıyordum. Birkaç saat öylece dolandım. Ne gelen vardı ne de giden. Yürümekten yorulduğum için daha önce kesilmiş, yerde yatan bir ağacın üzerine oturdum. Yarım saat kadar oturup etrafı izledim. Orman tüm sessizliğiyle karşımda duruyordu ama o sessizliği bozan bir şey duydum. Bir çocuk ağlamasıydı bu. Avazı çıktığı kadar bağırıp ortalığı inletiyordu. Belki birisi ormana bırakıp kaçmıştır düşüncesiyle hemen ayağa kalktım. Sese doğru gittikçe hem çocuğun sesi hem de dere sesine benzer bir ses duyuyordum ama bu taraflar dere olmadığını adım kadar iyi biliyordum. Birkaç dakika yerimde durup dere olup olmadığını düşündüm ama yoktu. Neyse diyerek tekrar sese doğru gittim. İyice yaklaştığımda küçük bir çocuğun o derin yanında olduğunu gördüm. Etrafıma dikkatlice bakıp çocuğa doğru yürümeye devam ettim. Çocuk bir çarşafa sarılmıştı. Yavaşça çocuğu kucağıma aldım. Yüzünü bile sarmışlardı çocukcağızın. Yüzünü açmak için hareketlendiğimde bir kadının dur diye bağırmasıyla durdum. Kadına baktığımda şaşırdım. Çok güzeldi. Hani derler ya melek gibi. Kadın gerçekten de öyleydi. Ben ona baka kalmışken kadın hızlı davranıp bebeği elimden aldı. Daha ben ne olduğunu anlamadan kadın koşarak uzaklaştı. Büyülenmiş gibi kadının arkasından bakıyordum. Bir de dere vardı. Bir günde nereden çıkmıştı? Yağmur yok, kar yok. Sanki bir rüyaydı her şey. Derin derin nefesler alıp yüzümü yıkamak için dereye eğildim ama ben elimi suya değdirdiğim anda su birden kurudu. Tövbe estağfurullah diyerek çömeldiğim yerden kalktım. Birkaç dakika taş kesilmiş gibi etrafı izledim. Her şey normal gözüküyordu. Ama yaşananlar hiç normal değildi. Belki de hayal görmüştüm ya da zihnimin bir oyunuydu bu. Çünkü bu sabah hiç uyumamıştım. Öyle olmalı diye düşündüm. Aklım bana oyun oynuyordu. Hızlı adımlarla oradan uzaklaşıp kulübeye doğru gittim. O gece hiç kulübeden çıkmadım. Hep dürbünle izledim ormanı. Bir ay boyunca o kadını gördüğüm yere gittim ama bir türlü bulamadım. Her akşam tüm ormanı karış karış aradım. Yine yoktu. Belki köyden birisinin karısıdır deyip bir umut görmek için hiç inmediğim halde gündüzleri köy içine inip dolandım. Ama yer yarıldı. Sanki kadın içine girdi. Belki yoldan geçen birisidir diye umudumu kesmiştim. Yine bir gece bomboş dolaşırken o su sesini duydum. Heyecanla beraber nedensiz bir korku sarmıştı bedenimi. Sese doğru yürüdüm ama bu kez ilk gördüğüm yerde değildi. Dere başka bir yerdeydi. Koşarak dereye geldim ama o kadın yoktu. Onun yerine uzun boylu bir varlık, sırtı dönük şekilde dereye eğilmiş bir şeyler yapıyordu. Korkudan diz kapaklarım titremeye başlamıştı. Ben onu uzaktan izlerken o kara varlık dereden bir şey çıkarıp biraz ilerideki ağacın dibine gömdü. O varlık beni fark etmesin diye nefes dahi almıyordum. Varlık o şeyi gömdükten sonra orman içinde kayboldu. Benim boyum 2 metreye yakındır ama o kara varlığın boyu benimki katımdı. Çam ağaçlarını devirecek güçte olmasına rağmen çarpıp geçtiği ağaçlar sallanmıyordu bile. O an anladım. O kara varlığın insan değil de cin olduğunu. O güzel kadın da cin miydi acaba diye düşündüm. Gördüğüm cinin gittiğine emin olduğumda dereye yaklaşıp içine baktım. Derede resmen kan akıyordu. La ilahe illallah. Allah'ım sen koru diyerek hızlı adımlarla kaçtım oradan. Birkaç gün o derenin sesini duymasam bile o tarafa hiç gitmedim. Aradan 2 hafta geçmişti.
Dere tarafından gece vakti ağaca saplanan balta sesi geldi kulağıma. Aklımdan dere de varlık da çıkmıştı. Koşarak o tarafa doğru gittim ama kimse yoktu. Beni fark edip kaçtığını düşündüm. Öfkeyle geri dönmek için yürümeye başladım ama ayağım bir şeye takılmasıyla yeri boyladım. Düştüğüm yerden kalkarken ellerimin ıslak olduğunu fark ettim. Yere düşen fener alıp ellerime ve üzerime baktım. Her yerim kan olmuştu ama o kan öyle iğrenç kokuyordu ki midem bulanmaya başladı. Derin derin nefesler alarak yürümeye başladım ama ayağımın altında sert bir şey olduğunu fark edip durdum. Fenerle oraya baktığımda kefen benzeri bir şeye bastığımı fark ettim. Korkuyla geriye gidip dikkatle baktım. Bu bir bebek ölüsüydü. Daha sonra fark ettim ki o kefen benzeri bezi bir yerden tanıyordum. O bez bir ay önce kadının benden aldığı bebeğin üzerinde olan bezdi. Bir an refleksle "Allah'ım sen yardım et" deyip koşarak uzaklaştım oradan. Demek ki bebeği o cin öldürmüştü. Kulübeye vardığımda her şeyin geride kaldığını düşündüm ama meğerse her şey yeni başlamıştı. O gece rüyamda sabaha kadar mezarına baktım, bebeği gördüm. Rüyamda dere kenarında gördüğüm cin gibi 3 tane daha cin beni kollarımdan tutup o kan akan derenin yanına getirip elleriyle bana avuç avuç o kandan içirdiler. Ardından birisi kulağıma yaklaşıp "Kıyamete kadar o üçünün kanı bu dereden akacak" dedi. Korkudan olsa gerek hiçbir şey yapmıyor, sadece onları izliyordum. Cinler beni tekrar kollarımdan tutup o cin yavrusunun mezarın üzerine fırlattılar. Bir anda gözlerimi açtım. Oradaydım. O mezarın üzerinde ağzım yüzüm kan olmuş şekilde yatıyordum. Dere yoktu ama mezardaki ölü cin yavrusu oradaydı. Oradan kalkıp yol boyunca "Allah'ım sen yardım et" diyerek kulübeye vardım. Yatmadan önce defalarca kilitlediğim kapı kilitliydi ama beni oradan kilidi açmadan nasıl çıkarmışlardı? Aklım bir türlü almıyordu. Korkudan titreyerek arka taraftaki pencereyi kırarak içeri girdim. O gece sabah ezanı okunana kadar Kur'an okudum. Nereden bulaştım ben bunlara diye kendi kendimi sorguladım. En sonunda ezandan sonra uyuyabildim. Bir ay böyle geçti. Sabahları hiçbir sorun yaşamadım ama geceleri hep o mezarın üzerinde uyandım. Kadına ne oldu diye çok düşündüm. Onu da mı öldürdüler diye bir ipucu arıyordum ama hiçbir belirti yoktu. O üçü derken üçüncü kişinin kim olduğunu da düşündüm. Büyük ihtimalle çocuğun babasıydı. En sonunda dayanamayıp bir hoca buldum. Ama beni kazıklayıp ortalıktan kayboldu. O gün hocalara olan inancım da bitti. Bu işten beni kurtarsa kurtarsa Kur'an ve Allah'ın ilmi kurtarırdı. Kur'an defalarca okudum. Cinleri yakacak, onları korkutacak dualar ezberledim. Az da olsa işe yaramıştı. Beni evinden çıkaramıyorlar. Sadece evimi taşlıyorlardı. Artık bebek sesini gündüzleri bile duyuyordum ama daha az korkuyordum. Yine eskisi gibi gece dolaşmaya başladım. İçimde az da olsa korku vardı ama her adımda dilimden o ezberlediğim duaları düşürmüyordum. Bir gece yine ormanda dolanırken birinin çığlık sesini duydum. Cinlerin oyunu olduğunu bilsem de yine de oraya doğru yürümeye başladım. Sonunda oraya vardığımda gördüğüm manzara korkunçtu. Kocaman bir ateş yanıyordu. Bir cinin elinde o kadını gördüm. Cin o kadar uzun ve heybetliydi ki kadını zorlanmadan tutup ateşten yüksek bir yerde bekletiyordu. Kadın çığlıklar atarak elinden kurtulmaya çalışıyordu ama kurtulsa bile ateşin içine düşecekti. Bir sürü gölgeye benzer şeyler onları izliyordu. Hepsinin sırtı bana dönüktü. Sadece kadının ve o kadını tutan cinin yüzünü görebiliyordum. Ateşin aydınlattığı cinin yüzüne baktım. Yüzü de kendi gibi karaydı ama gözleri sanki ateşle aynı renkti. Göz bebeği yoktu. Gözüm ellerini çarptı. Sanki köpek patisi gibiydi ama parmakları uzundu. Cin yüksek bir sesle bir şeyler diyordu. Onu anlamıyordum. Onları dikkatle izlerken birden hepsi bana doğru döndü. Korkudan elim ayağım titremeye başladı. Ne yapacağımı bilemedim. Ezberlediğim tüm dualar aklımdan uçup gitmişti. İçlerinden 4 tanesi saliseler içinde yanıma gelip beni tutarak o büyük cinin önüne attılar. Cinin ayaklarının dibine düşmüştüm. Ayakları tersti. Korkudan resmen bayılmak üzereydim. Duaları okumaya çalışıyordum ama yapamıyordum. Cin kadını yere bırakıp beni aldı. Ateşe doğru uzatıp "Yakayım mı seni? Adi çamur" dediğinde sesinin korkunç tınısıyla daha da korktum. Titreyerek
Ben bir şey yapmadım dedim. Cin yüzüme yaklaşıp o mezarı sen açsın. O mezarı açanın cezası ölümdür dedi. Korkudan etrafa dikkatle bakarken cinin ayaklarının dibindeki ağlayan kadına baktım. O ne yapmıştı kim bilir diye aklımdan geçirdim. Cin beni ateşe yaklaştırıp sonun o baktığın kadınla aynı olacak. Sen de Huriye de yanacaksınız dedi. O an ne olduğunu bilmiyorum ama birden ateş söndü. Cinler yüksek çığlıklar atarak kaçışmaya başladılar. Beni tutan cin aniden beni yere attı. Sırtım sanki kırılmış gibi ağrıyordu. Ne olduğunu anlamadan o büyük, heybetli cin yanmaya başladı. Korkudan dilim tutulmuş onları izliyordum. Bir adam geldi. Yaşlı, saçı sakalı kırarmıştı. Adam kadına sarılıp, "Yetiştim kızım, kurtardım seni," dedi. Kadın korkuyla adama sarıldı ve daha şiddetli ağlamaya başladı. Onlar sarılırken birisi gelip beni yerden kaldırdı. Yüzünü göremiyordum. Hep arkamda duruyordu. Adam dakikalar sonra bana bakıp "Sen kimsin evlat?" dedi. Nefesim biraz düzene girince "Ben bekçiyim. Çığlık sesi duyunca geldim," dedim. Adam başını sallayıp "Allah senden razı olsun. Onları bir şekilde oyalamışsın," dedi. Bir an sinirlenip "Siz gelmeseydiniz o cin beni yakacaktı," diye bağırdım. Adam gözlerimin içine bakıp "Seni yakamazdı ama kızımı yakar," dedi. Konuşması insana güven veriyordu. Yavaşça ayağa kalkıp "Ne istiyorlar bunlar senin kızından? Neden çocuğunu öldürdüler?" dedim. Adam iç çekip "Hele bir kendimize gelelim. Her şeyi anlatacağım," dedi. Başımı sallayıp "Benim kulübe var. Oraya gidelim isterseniz," dedim. Yaşlı adam "Tamam," dediğinde hep beraber ilerledik. Beni ayağa kaldıran şey yaşlı adamın arkasından hiç ayrılmıyordu. Sonunda kulübeye geldiğimizde çay ve yiyecek bir şeyler hazırladım. Yaşlı adam ve kız yerken ben sadece onları izledim. Nihayet yemek faslı bitince yaşlı adam konuşmaya başladı. O sırada kız babasının dizlerinde çoktan uykuya dalmıştı. Adam bir yandan kızının saçını okşarken bir yandan da anlatmaya başladı. 3 sene önceydi. Büyük dedemin yaptığı görevi devam ettiriyordum. Dedem gibi hüddamım. Bir vakaya gittim. Kızımı kaçıran cinin kabilesinden yarısının çoğunu yok ettim orada. Nasıl olduysa içlerinden biri kızımı bulmuş. O zamanlar daha 19 yaşındaydı Huriye. Kızımı kaçırıp kendi alemlerine götürmüş. Çok aradım. Ne yaptıysam bulamadım. 2 sene sonra kızımı kaçıran cin geldi. Müslüman olup benim emrime geçmek istedi. Kabilesinin reisi ondan habersiz kızımı kaçırmasına sinirlenmiş. Ne kadar kaçsa da eninde sonunda onu yakalayıp öldüreceğini bildiği için benim yanıma, benim emrime girmeyi istedi. İlk başta kabul etmedim ama kızımı sevmiş. Çocukları da olmuş ama tüm çocukları o kabilenin cinleri öldürmüş. Sonra Müslüman oldu. Aradan biraz zaman geçince kabile reisi her şeyi öğrendi. Çok sinirlendi. Kızımı ve yeni doğan bebeğini kaçırdı. Kızımı kocasını da öldürdü. Büyü yaptığı için kızımı ve onların yerini bulamadım. Bir gün Zemher bana haber getirdi. Sen o mezarı açtın da onların büyüsü bozulmuş. O yüzden o cin seni öldürmek istedi. Sayende buldum onları. Onlardan artık korkma. Hepsi yandı. Şu dakikadan itibaren sen de kızım da güvendesiniz dedi. Tüm bu anlattıkları tüylerimi diken diken etmişti. Kızcağız neler yaşamıştı kim bilir. Sabah ezanından sonra hoca gitti. Giderken bana bir muska verip beni koruyacağını söyledi. O hoca ve kızını bir daha görmedim. Arada ormandan çığlık ve ağlama sesleri duyuyorum ama korkmuyorum. Biliyorum ki beni bu muska koruyacak ve bana şerli hiçbir varlık dokunamayacak. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.